Merhabalar arkadaşlar. 1 TYT 1 AYT deneme serisine başlıyoruz. Kimya ile ilgili. Önce bir tane TYT 7 sorudan oluşan, daha sonra da 13 soruluk AYT çözeceğiz. Kullanacağım yayın paraf yayınlarının TYT adına 45 denemesi, AYT adına 30'lu denemesidir sevgili arkadaşlar. İlk sorumuzda başlıyoruz. John Dalton tarafından bir atom modeli var biliyorsunuz, 1803 yılında Dalton'dan. O ile ilgili bir soru yazılmış. Demiş ki Dalton atom modeli ile ilgili bir poster hazırlayan Demet, bu atom modelinde ileri sürülen bazı fikirleri yukarıdaki gibi düzenlemiştir. Ancak konuşma balonlarından birinde hatalı bilgi yazmıştır. Bakalım neler söylemiş. Atomlar parçalanamaz, bölünemez, yoktan var edilemez, vardan yok. Evet, bu arkadaşlar Dalton'a göre doğru bir kelime. Bunu baştan söyleyelim. Atomun yapısında büyük boşluklar vardır. Bu Dalton'un arkadaşlar söylediği bir şey değil. Dalton'a göre tam tersini söylüyor. Atom İçi dolu berk bölünemez küredir. Yani o yüzden bu Dalton'a ait bir görüş değil arkadaşlar. Bir elementin bütün atomları büyüklük, şekil ve kütle bakımından özdeştir. Yine aynı şekilde Dalton'a ait bir görüş. O zaman bizim sıkıntımız ikinci de Dalton'un söylemediği bir şey. İkinci de söylenmiş. Atomun yapısında büyük boşluklar vardır ifadesi Dalton'a göre yanlış. O zaman bu hatayı düzeltmek için ikinci balona bir işlem yapmamız lazım. İkinci balonda atomlar içi dolu berk küredir desek ne olacak? Hatayı düzeltmiş olacağız. Peki üçüncü balon için demiş ki farklı element atomu birbirinden farklıdır. Bunu da arkadaşlar Dalton söylemiştir. Ancak hani sonuçta burada bir hata yok. Diğer iki baloncukta, birinci ve üçüncü baloncukta herhangi bir hata olmadığı için bunu almayacağız. Birinci balonda nükleer reaksiyonlar sonucunda atomlar bölünebilir. Burada aslında şöyle yapıyor. Biz soruyu Dalton'a göre düşünmemiz lazım. Günümüz doğrularına göre değil. Yani tabii ki birinci balonda söylediği atomlar bölünemez, parçalanamaz ifadesi günümüze göre yanlış bir ifadedir. Ama Dalton'a göre düşüneceğimiz için soruyor arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yoktur. Günümüze göre yanlıştır ama Dalton'a göre doğrudur. Bunu da alacağız. Bizim de cevabımız ne olacak? Yalnız bir A şıkkı oluyor sevgili arkadaşlar. Evet, Dalton'un söylediği bilgilerden ikinci bilgimiz atomun yapısında büyük boşluklar vardır ifadesi yanlış diyoruz. İkinci soruya devam edelim. Yukarıdaki tabloda bazı maddenin tatları, oda koşullarındaki pH değerleri, çözeltilerindeki turnusol renkleri verilmiştir. Buna göre tablodaki hatalı veri sayısı kaçtır? Bakalım şimdi. Deterjan nedir arkadaşlar? Bazik. Acıdır o yüzden. Bazıların özellikleri geçerli. pH 7'den büyük. Doğrudur. Turnusolu maviye çevirir. Doğrudur. O zaman burada bir hata yok. Limon ekşi. Evet, asittir çünkü arkadaşlar. Ekşi pH 7'den küçük olur. Asit olduğu için turnusol da ne yapar? Kırmızıya çevirir. Asitler kırmızı, bazlar mavi. Burada da bir hata yok o zaman. Gelelim hardala. Hardal nedir arkadaşlar? Belki burada zorlanabiliriz. Hardal bazik bir maddedir. MEP kitabında da geçer bu bilgi arkadaşlar. Baziktir. Tadı o yüzden ekşi değildir. pH de o yüzden 7'den küçük değil, 7'den büyüktür. Ama turnusolu maviye çevirir. O yüzden buradaki hatalı veri sayısı 2'dir. Hardalla ilgili tat ve pH değerinde hata yapılmıştır sevgili arkadaşlar. Evet. Üçüncü soruyla devam edelim. Gelsin üçüncü sorumuz. Diyor ki temizlik malzemelerinin oluşturabileceği zararlı etkilerle ilgili bir ne yapmış arkadaşlar? Tablo oluşturmuş. Kişisel temizlik amacıyla kullanılan temizlik malzemelerinin oluşturabilecekleri zararlı etkiler yukarıdakilerinden hangilerinde doğru olarak verilmiştir demiş. Bakalım katı sabun için kullanıcılar arasında zararlı mikroorganizmanın yayılması. Evet, yani sonuçta kullanıyoruz, elimizi yıkıyoruz, sabunu bırakıyoruz. Daha sonra bir başka kişi aynı sabun alırsa, katı sabunların böyle bir sıkıntısı vardır. Nedir? Ne olur? Elimizden kullanıcılar arasındaki mikrop geçişleri gerçekleşmiş olabilir. Evet, olur. Sıvı sabun konuldukları ek ambalajların doğada kolay parçalanmaması. Evet, yani daha çok plastik malzemeler kullanılıyor bunun için ve bu plastik malzemeler de çevreyi kirletici polimerlerden dolayı uzun süre yok olmadığından dolayı çevrede ciddi bir ne yapıyor arkadaşlar? Kirlilik oluşturuyor. O yüzden sıvı sabunda bu nedir? Kullanımında oluşturabileceği zararlı etkidir. Şampuan içinde demiş ki yapısında katkı kimyasallarının alerjiden kansere kadar yan etkilerine neden olması. Evet, yine şampuanlar içinde işte ana madde SLS'den tutun diğer katkı maddelerine kadar birçok kimyasal zararlı etkiler oluyor ve bunlar alerjiden kansere kadar yine yan etkiler yapıyor. Evet, bunların hepsi arkadaşlar doğrudur. Temizlik malzemelerin zararları başlığında 10. sınıf kimya her yerde ünitesinin içerisinde bu bilgiler geçer. Oradan arkadaşlar söyleyebiliriz bunları. Peki geçiyoruz 4. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi heterojen karışım değil? Heterojen karışımlar arkadaşlar adi karışım, emülsiyon, süspansiyon, aerosol olmak üzere hatta bir de koloid vardır. Koloid de bir heterojen karışımdır. Bu şekilde sınıflandırabiliriz.
Çözelti ama heterojen değildir. Çözelti homojen karışımdır. Homojen karışımlara çözelti denir. Adi karışım katı katı heterojendir. Emülsiyon sıvı sıvı heterojendir. Süspansiyon katı sıvı heterojendir. Aerosol de katı gaz ya da sıvı gaz heterojendir diyoruz. Ama çözelti bir homojen karışım sevgili arkadaşlar. Evet, beşinci sorumuza bakalım. Beşinci sorumuz şöyle. Pistonlu bir kap vermiş. Yukarıdaki düzenekte helyum gazıyla buharı ile dengede olan etil alkol sıvısı vardır. Şimdi buraya çeşitli işlemler yapacak. Bu yapıldığı zaman helyum gazının ve etil alkol buharının basınçlarındaki değişim. Arkadaşlar burada etil alkolün sıvısı ve etil alkolün buharı olduğuna göre bu bir nedir? Buhar basıncıdır. Buhar basıncı sıvısı ile birlikte olan basınç buhar basıncı. Ama helyum için normal basınçtan bahsedeceğiz. Etil alkol için buhar basıncından bahsedeceğiz. Şimdi ben burada pistonu sabit tutup sıcaklığı arttırsam yani sonuçta ne olacaktır? Her iki buharın da birim zamanda yüzeylere yapmış olduğu çarpma sayısı artacak. Yani basıncı artacak arkadaşlar. O zaman birinci etki sonucunda şöyle yapalım. Etil alkol ne olacak? Etil alkol ne olacak? Helyum gazı ne olacak şeklinde. Her ikisi de birinci etki sonucunda arkadaşlar basınçları artacak. Çünkü piston artık sabit hacimli gibi oluyor. Sıcaklığı arttırdığım zaman hem etil alkolün buhar basıncı artıyor hem de helyumun basıncı artmış oluyor. Peki sabit sıcakta piston yukarı doğru çekilirse yani şimdi dikkat edin arkadaşlar. Burada yukarı doğru çekildiği zaman etil alkol sıvıları buharlaşacak. Buhar molekül sayısını arttıracak. Hacim de arttığı için basıncı değişmeyecek. Yani etil alkolün piston yukarı doğru çekildiği zaman buhar basıncı değişmeyecek. Ama helyum gazı aynı miktar gaz daha az bir hacimde ne yapacak arkadaşlar? Daha az basınç yapacak ve bu yüzden dolayı ne olacak? Helyumun kısmi basıncı azalmış olacak. O zaman bunları şıklara baktığımız zaman artar artar olacak. Birincisi iki şıkka düşürdük. Diğeri de ne olacak? P alkol değişmeyecek. Helyum ise azalacak. Yani cevabımız B şıkkı olacak sevgili arkadaşlar. Burada buhar basıncını değiştiren faktörleri de göz önüne alabiliriz. Buhar basıncı 3S kuralından değişiyor. Etil alkolden bahsederken buhar basıncından bahsettik ya. Nedir? İşte sıvının cinsi değişirse değişir. Böyle bir etki yok şu anda. İşte sıcaklık değişirse değişir. Ki sıcaklığı arttırdık mesela. Buhar basıncını arttırdık etil alkolün. Bir de arkadaşlar ne dedik? Safsızlık. Şu anda mesela ikinci yaptığımız etkide pistonu yukarıya doğru çektiğimiz zaman bu etkilerin hiçbirini yapmadık. Yani ne sıvının cinsini değiştirdik, ne sıcaklığı değiştirdik, ne de içine bir madde çözdük. Saflığını değiştirdik. O yüzden buhar basıncının değişmemesini etil alkolün buradan da yorumlayabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Peki iki sorumuz daha var. Hemen TET kısmında altıncı sorumuz gelsin. Bakalım ne sormuşlar. Demişler ki endüstrinin gelişmesiyle birlikte sanayi bölgelerinde ve nüfus yoğunluğunun arttığı şehirlerde hava, su ve toprak kirlilikle oluşmakta ve bu çevre kirliliği istenmeyen sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Buna göre aşağıda verilen olaylardan hangisi çevre kirliliğinin temel nedenlerinden birisidir? Ozon tabakasının delinmesi, iklim değişikliği, sera etkisi, buzulan erimesi, fosil yakıtların kullanılması. Evet arkadaşlar çevre kirliliğinin nedenlerinden birisidir. Diğerleri arkadaşlar daha çok yani çevre kirliliğinin ve diğer sebeplerin işte sera etkisinin işte iklim değişiklikleri bunlar arkadaşlar nedir? Daha sonra gerçekleşecek olaylar yani çevre kirliliğinin vermiş olduğu sonuçlar gibi düşünebiliriz. Kirliliğin temel nedenlerinden değil bunlar sonuçları gibi düşünülebilir. Başka nedenler de olabilir tabii bunlara sebep olan ama sonuçta çevre kirliliğinin en önemli sebepleri fosil yakıtların yakılmasıyla ortaya çıkan gazların daha sonra yeryüzüne asit yağmurlara inip çevre kirliliğine katkı sağlamalarıdır diye düşünebiliriz. Peki son sorumuz TET'de gelsin bakalım. Yukarıda verilen etkileşimlerin güçlü ya da zayıf olarak sınıflandırılır. Güçlü etkileşim deyince kimleri alacağız? İyonik bağ, kovalent bağ ve metalik bağ. Zayıf etkileşimlerde işte kendi içerisinde ikiye ayrılacak. Van der Waals ve ne olacaktı? Zayıf etkileşim hidrojen bağı olmak üzere ikiye ayrılacak. Van der Waals kendi içinde dipol dipol, iyon dipol ve indüklenmiş dipol şeklinde yani London kuvvetleri olmak üzere ayrılacak. Bunları hatırlatalım. Peki sorumuza geçelim. Sodyum klorür listesinde iyonlar arası. Aslında bakın şöyle bir şey söyleyebiliriz burada. Eğer iyonlar arası veya atomlar arası diye geçiyorsa, atomlar arası diye geçiyorsa bunları zayıf etkileşim olarak düşünebilirsiniz. Özür dilerim. Güçlü etkileşim olarak düşünebilirsiniz. Güçlü etkileşim. Eğer iyonlar arası ve atomlar arasıysa.
Ama moleküller arasıysa, o zaman bu bir zayıf etkileşimi anlatmaya çalışıyordur. İstisna var mı? Tabii ki var. O da soy gaz atomları arasında. Soy gaz atomları arasında atomlar arasında olmasına rağmen, soy gazlar arasında atomlar arasında olmasına rağmen dikkat ediyoruz. Ne var burada? Zayıf etkileşim var. Onun dışında bir sıkıntımız yok arkadaşlar. O yüzden NaCl kristalinde iyonlar arası deyince güçlü etkileşimden bahsediyor. İyonik bağdır. Şekerli suda şeker ve su molekülleri arasında deyince ne oluyor arkadaşlar? Zayıf etkileşim. Tüm moleküller arasındaki etkileşimler zayıftır bu arada. Buzu oluşturan su molekülleri arası deyince yine ne olacak? Zayıf etkileşim olacak. O zaman ikinci ve üçüncüler zayıf, bir ise güçlü olacak. Buna uyan şıkkımız gördüğünüz gibi D şıkkı sevgili arkadaşlar. Evet, bir TYT'yi bitirdik. Hemen geliyor arkadaşlar, arkasından bir AYT gelsin, 13 sorumuz. Merhabalar arkadaşlar. Şimdi de bir AYT ile başlıyoruz. Denememizin soru çözümlerine 13 tane sorumuz var. AYT kimya sorusu olarak. Evet, ilk sorumuz şöyle. Temel haldeki nötr x atomunun değerlik orbitalleri tamamının kuantum sayıları aşağıda verilmiştir. Şimdi bakıyoruz. 4s'de var. 3d'lerde var. 3d'lerde bakın şurada 2 elektron var. 2 tane ms değeri var. Spin kuantum sayısı. Burada bir tane, bir tane, bir tane, bir tane. O zaman şöyle demek ki 4s'de 2 elektron var. 3d'de 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. 3D6. O zaman yazalım. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D6. Toplarsanız X atomu 26 demir. Doğru. Atom numarası 26. Geçiş elementi mi? Evet arkadaşlar. Nedir? 3, 4. periyot 8B grubu. B grupları biliyorsunuz. Geçiş metallerinde oluşur. Geçiş elementidir. Oksijenle iyonik bağ yapabilir mi? Oksijen bir ametaldir. Demir de bir metaldir. Demirle arasında yani X demir olduğunu ben söyleyeyim. 26 demirdir çünkü. X ile arasında arkadaşlar demirle oksijen arasında yani ne olur? FO ya da F2O3 bileşikleri oluşur. Bunlar iyonik bağlı bileşiklerdir. Yani burada direkt metaldir sonuçta. Oradan da gidebiliriz. X metaldir, oksijen de ametaldir. Aralığında iyonik bağlı bileşik oluşur. O zaman cevabımız E şıkkı diyoruz. Peki geçiyorum ikinci soruya arkadaşlar. İkinci sorumuz bakalım hangi konuyla alakalı? Periyodik cetvelle alakalı. Elektronun bulunma ihtimali yüksek olduğu bölgeleri orbital denir. Modern atom teorisinin söylemidir biliyorsunuz bu. Buna göre temel halde bütün orbitalleri tam dolu. Buraya dikkat. Olan baş grup yani A grubu elementlerin periyodik sistemin hangileri olabilir? Arkadaşlar zaten şu gitti kafadan 2B çünkü baş grup elementleri A gruplarıdır. 2B grubu olamaz. Ama ben size şunu söyleyeyim. 2B grubu mesela 2B grubunda ilk olan nerede vardır? 4. periyotta vardır. 4. periyotta 4S2 3D10 mesela tam dolu. Tam doluluğunda bir sıkıntımız yok. Mesela şu anda bu 4. periyot 2B grubu elementinin son dizilimini yazdım. Tam dolu ama baş grup değil. O yüzden almıyoruz. Dikkat ediyoruz buraya. 8A grubu evet helyum da olsa diğer soy gazlar da olsa tam dolu. Mesela helyum 1S2'dir. Diğer soy gazlar da neyle bitecek? Hep T6 ile bitecek. O yüzden tam dolu olacak. 5A grubunda ise arkadaşlar 5A grubunda P3 ile biteceği için 3 tane son orbitali yarı dolu olacak. Bu da tam dolu kuralına uymayacak. O yüzden cevabımız yalnız 2 yani A şıkkı olacak sevgili arkadaşlar. Peki gelelim 3. sorumuza. Bir gaz sorusu bizi bekliyor. Oda koşulunda cam tüp ve muslukla ayrılmış iki özdeş elastik balonda 2 litre helyum, 3 litre argon gazları bulunmaktadır. Buna göre sabit sıcakta M musluğu açıldığındaki aşağıdaki ifade hangisi yanlış olur demiş. Şimdi zaten dış basınçta 1 atm. Yani şu anda gazların da basınçları 1 atm. Her iki balonun da basıncı 1 atm. Musluk açıldığı zaman tabii ki gazlar yayılacaklar biliyorsunuz. Yani bunun içerisinde mesela 2 mol helyum 1 atm basınç olduğunu varsa 2 mol helyum gazı varken işte argonun içinde 3 mol gaz vardır. Sonuçta helyum buraya, argon da diğer tarafa karışacak ve sonuçta yine aynı basıncı yapacaklar. Yani basınç değişmeyecek, dış basıncı olacak ama sonuçta yani burada mesela artık helyum artı argon olacak. Burada da aynı şekilde helyum artı argon olacak. Yani karışık bir şekilde duracaklar arkadaşlar. Yani açıldıktan sonra böyle olacak. Peki hangisi yanlış olur? İkinci elastik balonun hacmi önce artıp sonra azalır. Şimdi bu neden olur biliyor musunuz? İkinci balonda arkadaşlar argon gazı var. Daha ağır bir gaz. Mol kütlesi 40. Birinci balonda ise helyum gazı var daha hafif yani hızdan dolayı
kinetik teoriden bilirsiniz. Helyum gazı mol kütlesi küçük olduğunda daha az. O yüzden yani bu geçişler olurken önce helyum gazı daha hızlı olduğunda daha çok geçecek ikinci elastik balonun olduğu tarafa. O yüzden bir anda o ikinci elastik balonda daha fazla gaz olacak ilk başta ve bundan sonra bir şişecek. Sonra azalacak ama. Yani doğru bir ifade. Son durumda birinci elastik balonun ortalama kinetik enerjisi değişmez. Sıcaklık belirler ortalama kinetik enerji. Sıcaklık da sabit olduğu için her iki balonda da ortalama kinetik enerji değişmez. İkinci elastik balonun son hacmi ilk basıncın eşittir. Evet arkadaşlar, dış basınç yani sonuçta ilk durumda da bir ATM'dir. Son durumda da bir ATM'dir diyebiliriz. Birinci elastik balondaki helyum gazının basıncı değişmez. Arkadaşlar şimdi birinci balonda musluk açılmadan önce tek başına helyum 1 ATM'ye eşitken şimdi musluk açıldıktan sonra içeriye gelen argonla birlikte helyumun toplam basıncı 1 ATM olacak. Yani helyumun basıncı 1 ATM olmayacak. Helyumun basıncı da doğal olarak azalmış olacak. O yüzden cevabımız D şıkkı. Birinci elastik balonda arkadaşlar helyum artı argonun toplam basıncı 1 ATM olacağı için başlangıca göre azalmış olacak. İkinci elastik balonda gaz yoğunluğu azalır. Şimdi gelen gaz daha hafif bir gaz olduğu için o yüzden hani ne olacaktır arkadaşlar? Toplam yoğunluğu azaltacaktır. Böyle bir ifade söyleyebiliriz. Böyle pistonlu kaplarda ya da elastik balonlarda içerideki gazdan daha hafif bir gaz gelmesi toplam yoğunluğu azaltır. İçerideki gazdan daha ağır bir gazın gelmesi toplam yoğunluğu arttırır. Eğer eşit gelirse aynı gazdan ya da mol kütlesi aynı gelirse değiştirmez yorumu yapabiliriz. Evet, cevabımız o yüzden D şıkkı oldu sevgili arkadaşlar. Peki geldik bir sonraki soruya. Dördüncü sorumuz gelsin. Diyor ki saf bir sıvı için etkilenen hangileri saf sıvının hem kaynama noktasını hem de buhar basıncını etkiler? Şöyle yapalım. Kaynama noktası buhar basıncı şeklinde yazalım her iki durum için. Mesela dış basıncı azaltmak kaynama noktasını değiştirir mi? Değiştirir. Nasıl değiştirir? Azaltır arkadaşlar. Dış basınç arttıkça kaynama noktası artar. Dış basınç azaldıkça kaynama noktası azalır. Buhar basıncını değiştirir mi? Hayır. Buhar basıncı 3S kuralına bağlıdır. Kimdir bunlar? Sıcaklık, saflık, yani içine bir şey çözüp çözmeme, bir de sıvının cinsi. Yani şu anda mesela buhar basıncı etkisini saymadık, dikkat ediyorsunuz. Buhar basıncı o yüzden ne yapmaz? Dış basıncının azalması buhar basıncını değiştirmez. Yabancı bir madde çözmek, katı bir madde. Katı maddeler kaynama noktasında yükseltici etki yaparlar arkadaşlar. Buhar basıncı ne olur peki? Kaynama noktası yükseldiği için buhar basıncı düşecektir. Sıcaklığı arttırmak kaynama noktasını değiştirmez. Yani suyun mesela ısıttığınız zaman sıcaklığı arttığında kaynama noktası değişir mi? Değişmez. Aynı ortamda olduktan sonra değişmez arkadaşlar. Sıcaklığı arttırmak kaynama noktasını değiştirmez ama buhar basıncını arttırır. Peki bizden ne istiyor? İkisini de değiştirmesini istiyor. İkisini de değiştiği hangi şık var arkadaşlar? Yalnız ikinin olduğu B şıkkından bahsediyoruz. Çünkü ikisini de aynı anda değiştirmesini istiyor. Cevap 5. Evet, geçiyoruz bir sonraki soruya. Beşinci soru diyor ki SO2 bileşinin standart molar oluşum entalpisi -297 kilojül bölü moldür. İfadesinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Gaz haldeki SO2 bileşinin oda koşullarında elementlerden oluşumu sırasındaki enerji değişimi -297 kilojül bölü moldür. Evet, yani ne demektir molar oluşum entalpisi? Bir bileşin elementlerden yani 25 derece bir atmosferde standart şartlarda elementlerden oluşma sırasındaki enerji değişimidir. Doğru. Kükürt elementinin yanma entalpisi her zaman -297'dir. Şimdi kükürt elementi yandığı zaman SO2'de oluşturabilir arkadaşlar. Kükürt elementi yandığı zaman SO3'de oluşturabilir. O yüzden biz bunu bilmiyoruz şu anda. SO2, SO3. O yüzden yanma deyince nereye gidebileceğini bilemeyiz. O yüzden her zaman doğru yorumu yapamayız arkadaşlar. Cevap Bursa'dır. 297 kilojül ısı açığa çıktığında oluşan SO2 gazı 1 moldür. Çünkü molar oluşumu istemiş. Doğru söylemiş. Buradan çıkarabiliriz bunu. SO2 gazının bileşiğinin elementlerinin oluşumu egzotermiktir. Deltaş eksi çıkmış. Yani deltaşın sıfırdan küçük çıkması onun egzotermik olduğunu gösterir. Bu da doğru. SO2 gazı oluşurken tepkime 25 derece sıcaklık bir atmosferde gerçekleşir. Evet, bu da standart şartların açılımıdır. Standart şartlar sıcaklık olarak 25 derece, basınç olarak 1 atmosfer demektir. Yani standart kelimesinden bunu da anlayabiliriz. Cevabımız 5. 6. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Gelsin 6. sorumuz. 12 gram karbon atomu yeterli miktarda oksijen gazının normal koşullarda gerçekleşen artansız tepkimesine birimlerinden oksijen gazına göre hızlarının değerlerinin karşılaştırılması. Şimdi şöyle yapalım biz arkadaşlar. Zaman var. Zamandan bahsetmiyor. Biz alalım zamanı. Mesela ne olsun? Saniye, dakika, saniye. O zaman şöyle
Olay 1 dakikada gerçekleşsin. Bunu ben kabul ediyorum. Yani 1 dakika kabulünü yapıyorum. Tepkimenin gerçekleşme süresini. 12 gram karbonatom 1 moldür. 1 mol karbonatomuyla 1 mol oksijen gazı reaksiyona girip 1 mol karbondioksit oluşmuştur. Yani oksijen gazının artansız reaksiyon sonucu 1 mol harcanmış. Peki diyor ki oksijenin hızını gram bölü saniye cinsinden. 1 mol oksijen kaç gram? 32 gram. Kaç saniyede? 1 dakika kaç saniyede? 60. Tamam, bunun hızını bulduk. Birincinin hızı 32 bölü 60. İkinciye geçiyorum. Mol bölü dakika bul diyor oksijenin. 1 mol bölü 1 dakika. 1 bölü 1. NSH'da litre olarak ifade edersek 1 mol O2 gazı NSH'da kaç litre hacim kaplar? 22.4 bölü 22.4 pardon. Bu şekilde litre. Saniye ne olacak arkadaşlar? 1 dakika 60 saniye. Şimdi bunları sayısı olarak kıyaslayacağız. Şimdi 32 bölü 60, 22,4 bölü 60 bunlar birden küçük çıkar. En büyük o zaman arkadaşlar 2'dir çünkü 1 çıkıyor. Peki 32 bölü 60 mı daha büyüktür? 22,4 bölü 60 mı? Tabii ki 32 bölü 60 daha büyüktür. Pay daha büyük olduğu için 2, 1, 3 şeklinde kıyaslayabiliriz. Yani cevabımız C şıkkı. 7. sorumuzda devam edelim arkadaşlar. Ne diyor bakalım? Denge tepkimeleriyle ilgili demiş. Hangileri doğrudur? Denge tepkimeleri kapalı sistemlerde olur. Dengenin şartıdır bu. Tersinir yani çift yönlü ürünlere ve girenlere doğru dönüşümdür. Çift yönlü olmasına tersinirlik denir. Zaten çift yönlü olarak gerçekleşir demek de tersinir doğrular. Cevabımız 1, 2, 3. Dengenin şartları aslında. Bakın çok basit bir soru ama bunları bilmek lazım. Denge sabit sıcaklıkta gerçekleşir. Kapalı sistem olması lazım. İşte ileri reaksiyon hızının geri reaksiyon hızına eşit olması lazım. Denge anında ne bileyim işte dengede derişimler değişmemesi lazım. Dengede madde bitmemesi lazım. Çift yönlü tersinir tepkimeler denge tepkimi. Bunlar dengenin özellikleridir. O yüzden dengenin özelliklerini bilmemiz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Cevap E şık olarak işaretledik. Gelelim 8. sorumuza. Peki ne soruyor bize? Turnusol boyası asidik çözeltilerde kırmızı, bazik çözeltide mavi. Aşağıdaki kaplarda bunlar turnusol boyası damlatılmış çözeltiler vardır. Buna göre işlemlerin hangileri sonucunda kaptaki çözeltinin rengini değiştireceği kesindir. Kesinlik sorusu. Şimdi dikkat edelim. Asit var, baz var ve nötr bir tuz çözeltisi var. Peki asitimiz kaç mol? 0,1 molar, 0,1 litre. 0,01 mol asit. Aynı zamanda H artı iyon derişimi bu. Mol sayısı. İkinci kapta 0,1 molar 0,1 litre. Bu da 0,01 mol çözeltimizde OH iyonunun mol sayısı. Diğeri zaten nötr bir çözelti. Şimdi asit ortamda kırmızı, baz ortamda mavi, nötr ortamda ne? Nötr ortamda bilemeyiz arkadaşlar. Nötr ortamda ne olabilir? Kırmızı da olabilir, mavi de olabilir. Yani ikisi de olabilir. Kırmızı da mavi de olabilir. O yüzden şu anda mesela bu asit, bu kesinlikle kırmızı. Burada bir sıkıntımız yok. Üzerine 1 molar 100 mililitre yani 0,01 tam nötrleşmesini sağlayacak kadar sodyum hidroksit ilave ediyor. 0,01 mol H artıyla 0,01 mol OH reaksiyona girdiği zaman ortamda ne olur? Nötr. Yani tam nötrleşme gerçekleşir. Yani kırmızıydı hala kırmızı kalmış olabilir. Nötrün rengini bilmiyoruz çünkü. O yüzden kesinlikle değişir diyemeyiz birinci için. İkinci kaba 0,2 molar 60 mililitre normalde baz. Yani içerideki turnusol boyası damlatıldığı zaman mavi renkli. 0,2 molar 0,06 litre çarparsak 0,012 mol olur. Yani içerideki OH iyonunun mol sayısının daha büyük mol sayısında H artı iyonu gelecek. Yani ortamı nötrledikten sonra ortam asidik olacak. Ortam asidik olunca da mavi olan renk kırmızıya dönecek. Evet, burada kesinlikle değişme söz konusu. Üçüncü kap nötrdü. İçerisine ne ekliyoruz arkadaşlar? Asit ekliyoruz ve doğal olarak hani kırmızı renge çevirecek. Ancak başlangıçta nötr ortamda rengini bilebiliyor muyuz? Nötr ortamda renk ikisi de olabilir. Mesela nötr ortamda kırmızıdır. Boya damlatıldıktan sonra ben üzerine asit eklerim hala kırmızıdır. Renk değişimini göremem. O zaman arkadaşlar bunu da alamayacağım. O yüzden cevabımız yalnız ki. Nötr ortamda rengin ne olduğunu direkt söylemediği sürece ikisi de olabilir arkadaşlar. Yani asitlik ve bazik ortam renkleri olabilir. Bunu öğretici bir soru olmuş. 8. sorumuz. Geçiyoruz bir sonraki soruya. 9. sorumuz gelsin. C4H9CH karboksilik asittir. 5 karbonlu pentanoik asit de oksijen yanma reaksiyonu. Tepkime sonucunda karbondioksit su çıkmış. Üçüncü öncülde en küçük tam sayı denkleştirildi diyor. Denkleştirelim. Burayı bir kabul edersek 4 karbon bir de bu da 5. Şuraya 5 yazdım. Karbonları eşitledim. 9 bir daha 10. Şuraya 5 yazdım. Hidrojenleri eşitledim. 10,
15 tane ne girmiş arkadaşlar? Şey çıkmış, oksijen. İkisi burada geliyor 13. Şurası 13 bölü 2. Yani kastres 13 bölü. En küçük tam sayılarla 2 ile genişletirsek 13 olur arkadaşlar. Karbondioksitin kastresi 5 olmaz. Oksijenin kastresi 13 olur. Şöyle yani. Şu 13 bölü 2'den kurtulmak için tam sayı yapıyorum. Burası 2 olacak. Burası 13 olacak. Burası 10 olacak arkadaşlar. Burası da 10 olacak. Yani şu anda 5 dedik ama böyle yaptığımız zaman oksijenin kastresi 13 bölü 2. Tam sayılar kelimesini kullandığı için bentonik asitin yanma denkleminde tam sayı kelimesini kullanırsa 13 bölü 2 alamayız. Ne yapacağız? 2 ile genişlettim. Böyle olunca da bu sefer karbondioksitin kas sayısı ne oldu? 10 oldu. Üçüncü öncül yanlış. Karbon indirgendir diyor. Şimdi bakarsak karbondioksitteki karbon artı 4 yükseltgenme basamağına sahip arkadaşlar. Yani alabileceği maksimum değerliğe gitmiş zaten. O zaman karbon girenlerdeki pentanoik asit içindeki karbonlar daha düşük değerlikli. Bu nasıl bulunur peki? Bunu bulabilir miyiz? Bulabiliriz aslında. Ben size hani ekstra olarak göstereyim bunu. Şöyle aslında hani bunları bilmemize gerek yok ama yorumu şuradan yapabiliriz. Ya oksijenden yorum yaparsınız ya da arkadaşlar sonuçta karbonun gidebileceği ürünlerde maksimum değerliğe çıktığına göre demek ki daha düşük değerlikli karbonlar var. Şimdi mesela bu karbonlardan arkadaşlar her biri kendi içinde değerlendirilir. Birinci karbon mesela 3 tane hidrojen bağlanmış ya artı 1 artı 1 artı 1 artı 3 o zaman bu karbon eksi 3. Bu karbon eksi 2 çünkü 2 tane hidrojen bağlanmış. Bu karbon aynı şekilde eksi 2. Toplam yükü 0'a eşitliyorum. Hidrojen artı 1, hidrojen artı 1 buradaki karbon eksi 2. Karboksil grubundaki eksi 2, eksi 2 artı 1 yükleri eksi 4, eksi 3 artı 3. Yani karbonlardan biri eksi 3, biri eksi 2, biri artı 3 yani farklı değerlikli gördüğünüz gibi karbonlar var. Ama hepsi değerli 4'ten küçük. O yüzden karbon yükseltgenmiştir. Karbon yükseltgenmiştir. İndirgen özellik gösterir. Oksijen sıfır olarak girdi. Ürünlerde karbondioksitte de oksijen eksi 2. Suda da eksik. Yani ne yaptı? İndirgenmiştir. Yükseltgenmiştir dediği için yanlış arkadaşlar. Oksijen sıfırdan eksi 2 indirgenmiştir. Cevabımız yalnız birdir. Dediğim gibi yani oksijenin burada indirgendiğini biliyoruz. İndirgendiği için bunun bir de yükseltgenme lazım. Yükseltgenmeyi kim karşılayacak? Hidrojenin olmadığını görebiliyoruz zaten. Oksijenin olmadığını biliyoruz. O zaman karbon olacak mecburen. Karbon yükseltgenmiştir. İndirgen özellik gösterir deyip değerlik bulmadan da yorum yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Evet geçiyoruz 10. sorumuza. Kaldı 4 tane soru. Aşağıda formülleri verilen bileşin hangisinin yapısına SP3 hibritleşmesi yapmış atom yoktur? Yuvarlak için aldım SP3 arkadaşlar. Oksijen de SP3 yapıyor bu arada. Karbon şurada ikili bağ yaptığı için SP2 bir tane pi bağ. Aynı mantık oksijen için de geçerli SP2. O zaman var burada. Şurada yuvarlak için aldım azot SP3 yapmıştır arkadaşlar. C şıkkında oksijen yine tekli bağlarla bağlı SP3 yapmıştır arkadaşlar. D şıkkında yuvarlak için aldığım karbon tekli bağlarla bağlantı SP3 yapmıştır. Şurada ikili bağlı olanlar yani pi bağ taşıyanlar SP2 hem oksijen hem karbon. Aynı şekilde diğer karbon ve oksijen için de geçerli SP2. Ama SP3 var sonuçta. Cevabımız E şıkkı çünkü her iki karbon atomu da nedir? SP2 hibritleşmesi yapmıştır. Pi bağları hibritleşmeye katılmayan orbitallerden oluşur. O yüzden ne oldu? Oradaki aradaki pi bağ karbonun nedir? SP2 hibritleşmesi yapmasını sağlamış oldu diyoruz. Cevap eşik. Evet 11. sorumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Diyor ki bileşiğin Yupak sistemine göre adı aşağıdaki hangisine doğru olarak verilmiştir? Şimdi yapıda hem alken yapısı hem alkin yapısı var gördüğünüz gibi. Şöyle nereden başlıyoruz? İkisi de eşit uzaktaysa arkadaşlar alkenin öncelik sırası var. Soldan başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şekli. Şurası dal oldu. 3 metil diye başlıyoruz. Sonra okumalar daima alkene olur. 1 yerini belirtiyoruz. İkili bağın 6 karbon için hegzen 1 hegzen 5 in şeklinde ne yapıyoruz? Arkadaşlar arıyoruz. 3 metil 3 metil 1 hepten herhalde baskı hatası olmuş arkadaşlar. Düzeltiyorum. 1 hegzen düzeltelim soruyu. 5 in. Cevap 5 olacak. Çünkü diğerlerinde bakıyorum öyle bir şey yok. O zaman cevabımız B olarak düzelttik ama hepten değil hegzen yaptık arkadaşlar. Bu da düzeltilmiş olsun. 12. soruyla devam edelim. Diyor ki birer moleküllerindeki karbon sayıları eşit olan XYZ organik bileşikleriyle ilgili demiş. Bilgiler verilmiş hangileri doğrudur? Amonyaklı gümüş nitrat çözelse yalnız X yükseltgenme tepkimesi veriyorsa X1 aldehit. Aldehitler verir bu tepkimeyi. X'de fonksiyonel grup izomeri ise Y o zaman bir keton. Çünkü aldehitlerle fonksiyonel grup izomer olan kimlerdir? Ketonlardır.
Zn metale tepkimesine hidrojen gazı oluşuyorsa arkadaşlar Zn metaliyle normalde metallerle alkoller de tepkime verir ama Zn metaliyle vermez alkoller. Sodyum ve potasyumların Zn ile tepkime vermesi onun karboksilik asit olduğunu gösterir. Z nedir? Karboksilik asittir arkadaşlar. Karboksilik asit, organik asit. Peki bakalım şimdi X formaldehit olabilir. Aldehit dedik ama formaldehit olamaz. Neden olamaz biliyor musunuz? Çünkü XY fonksiyonel grup izomeri ise yani Y bir ketonsa ve en küçük karbon sayılı ketonumuz da arkadaşlar 3 karbondur. Yani 3'ten başlar ketonlarda en küçük Y. O zaman aldehitin de izomer olabilmesinin en az 3 karbonlu olması lazım. Formaldehit 1 karbonlu aldehittir. O yüzden olmaz arkadaşlar. Y aseton olabilir mi? Olabilir çünkü en küçük keton 3 karbonlu propanon özel isimle kimdir? Aseton. Şöyle formülde göstereyim ben size. Şöyle CH2O CH3 propanon özel ismiyle aseton, özel ismiyle dimetil keton. Z indirgendiğinde X oluşur mu? Z karboksilik asit arkadaşlar. Karboksilik asitler uygun koşullarda indirgendiği zaman işte hidrojen göstereyim. Ne olacaktır? Karboksilik asitler indirgendiği zaman önce aldehite dönecek. Aldehit de daha sonra indirgenirse neye dönüşecek? Primer alkole dönüşecek. Sonuçta Z indirgendiği zaman evet aldehit olacak. Çünkü karbon sayıları eşit. Nereden biliyorum karbon sayıları eşitini? Yukarıda söylemiş arkadaşlar. 3 karbonlu olduğunu 3 karbonlu olabilir mi? Olabilir. 4 karbonlu olabilir. 5 karbon sayısına girmeyelim ama sonuçta aynı karbonlu olduğunu biliyoruz. O zaman bu da doğrudur. Cevabımız 2 ve 3. Peki son sorumuz gelsin arkadaşlar. 13. sorumuz diyor ki yukarıda verilen tepkimeyle ilgili. Şimdi bu yazım şekli aldehit. CHO yani aslında şöyledir. Ben açık göstereyim size. Böyle kapatılabiliyor. Aldehit bu. İndirgendiği zaman aldehit indirgenirse primer alkol oluşur. Yani şu olacak. CH3, CH2 burayı alkole dönüştürüyorum. CH2OH arkadaşlar. Oluşan alkol 1 propanoldür. Doğru söylemiş. İndirgenme tepkimesidir. Evet hidrojen burada. İndirgeyiciler işte lityum, alüminyum, hidrür gibi, sodyum, bor, hidrür gibi hidrojenli zengin bileşiklerle ne oluyor arkadaşlar? İndirgenme tepkimesi olur. X'in izomer olan bileşik sadece eterdir. Şimdi alkollerin fonksiyonel grup izomerleri eterdir. Ancak bu alkolümüz yani şu şekilde yani birinci karbonda OH var ya ben gelip bunu OH'ı ikinci karbona yazsam da bir izomerini yapabilirim. Yani alkolün bir başka alkol izomerini yapabilirim. Konum izomerisi hatta olur bu şekilde olursa. Böyle olursa sadece eterdir kelimesi yanlış olur arkadaşlar. Alkolün ne yapabilirim? Aynı zamanda başka bir alkol izomerisini yapabilirim. Konum izomerisi yapabilirim ve bundan dolayı da sadece eterdir kelimesi yanlış olur. Cevap da B olur diyoruz. Evet 1 TYT 1 AYT çözümünü bitirmiş olduk. Bu şekilde arkadaşlar deneme çözümlerimiz devam edecek. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere.